Size bir şey soracağım. Şimdi biraz önce Berfu'nun sizin eve geliş hikayesini sordum. Ve şahane bir şeymiş bu tabii yani bu arada da. Hı. Bunu siz gösteride de anlatıyorsunuz. Bir de senin onların eve gidiş ve onun ailesiyle tanışma faslın var. Hı. Esas merak ettiğim şey o. Gelip oraya orada böyle çok şirin çocuk, aşırı makul, tam evlenecek adamı mı oynadı yoksa? Tabii. Bu arada... tabii ki. Ama sen zaten öyle birisin. Ben öyleyim mi? Hani İşin bir yıldız eser o. Yenenler ben de vereyim falan. Hayır, hayır hiç değil. Aşırı zaten ama evlenilecek ve anne babaların çok seveceği bir tip gerçekten normal şartlarda birebir de zaten de. Ama tanışmaları çok saçma bir yerdeydi yani. Benim apandisim patlamıştı, hastaneye gitmiştik aniden. Ve ondan sonra annemle babamla tanışmıyorlardı. Orada tanışmak zorunda kaldılar falan. Böyle babam aşırı ilk başta resmiydi. Sonra yani babası hastanede mi tanıştınız? Hastanede tanıştık. Böyle bir hani gergin bir ortam vardı. Ama şimdi orada hani kızlarını da hemen hastanede getirmiş falan böyle sahip çıkıyor durumu da var. Ambulans falan filan. Ama ambulansı şeyle getir. Başta çünkü apandisite çok ciddi bir şey olduğunu anlamazsın ya apandisite böyle. Yavaş yavaş konu ciddi bir şeymişe döndü. Sonra orada benim o ilgi, alakam, onu çok sevdi. Ailesi yani başta böyle gergindi. Sonra Berfu ameliyata girdi çıktı. Ben böyle babasıyla birbirimize böyle çay içiriyoruz falan böyle. Akıyoruz beraber yani burada ne yapalım falan. Seni bekliyoruz işte Sapanca'ya gel bilmem ne falan böyle aşırı samimiyet oldu. Ve işte operasyondayken 2 saatte bağladım. Müthiş. Ya Eser'in aşırı muhabbet severliğini de onlar da çok sevdi. Çünkü ben kimseyle muhabbet etmediğim gibi annemle babamla muhabbet etmeyi de sevmiyorum. Ben kimseyle konuşmak ve Eser yine onlarla da çok fazla konuşmak istediği için bize geliyorlar mesela işte annemler. Eser oturuyor onlarla çay vereyim işte babacığım anneciğim falan. Babacığım anneciğim gibi değil mi? Abarttın mı? Ben de gidip takılıyorum yani, tek başıma. Konuşmuyoruz diye iyice bir şeye girdi ya babacığım anneciğim ne ya? Öyle değil mi? Yok zaten babacığım diyemezsin. Babamla aranda 10 yaş var yani. Babası... Yaş problemi gibiyiz ya. Babasıyla yani Serhat abiyle aramız çok iyi. Yani bir şey çok güzel. Muhabbet de güzel. Bir de YouTube dünyasını çok derin, çok seviyor falan filan. Dijitali de çok seviyor. Ondan çok fikir alıyorum falan. Şu dönemde özellikle. Linç'e kim geliyor? Tabii. Bundan sonra konuklar kim? Kafanda kimler var? Vallahi çok güzel konuklarımız var ya. Yani şimdi... Ben bir İbo'yu gördüm. Yayınladın mı onu? İbo yayınlandı. Ben seyretmedim daha. Ha. Gördüm sadece. Yayınlandı. Yani şu an var ya güzel konuklarımız. Tam şimdi çekeceğiz pazartesi günü de. Bu rapçi dünyasında çok güzel enteresan. Bir şey var. Yani Uzi gelecek işte. Ece Üner gelecek. Hani haber dünyasından ve gazeteci dünyasından. Yani böyle Fatih Altaylı ile istiyoruz falan. Çok güzel olur. Candar Solgaşık'la bakalım konuşacağız inşallah. İlber Ortaylı'nın sözünü aldık. Tabii, inşallah söyle, hocamız söyle. Gelecek. İnşallah. Celal Hoca'yı da çıkar hatta. Mükemmel olur. Çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Çok. Birazcık şey oldu galiba değil mi? Yani artık insanlar ünlü insan hikayesinden sıkıldılar mı Eser? O da var. Yani zaten ünlülerin abi storylerini aç merak edeceğin hiçbir şey kalmadı. Evet. Yani o eskiden show programına geldi. Acaba bu nasıl biri dediğin insanlar açıyorsun. Instagram'da artık takılıyor. Yani, hem böyle tüm çıplaklığıyla orada yani. Bütün muhabbetiyle her şeyle. Dolayısıyla orada bir sürpriz yok. Ya ilginç biriyle. Ya ben şu an şey diye bakıyorum yani. Kendim ilginç buldum. İnsanlarla oturup konuşmak istiyorum. Konuşmak istediğim insanlarla yani. Hmm. Öteki türlü hani insanlar bununla konuşmamı izler gibi değil de bu bir araya gelmemiz ilginç olabilir. Tanımıyorum. Hatta olabilirse tanımadığım insanlarla bir araya gelmek istiyorum. Yani. Çünkü ben ilk o tanıma enerjisini çok seviyorum. Normal hayatta da. Onun yerine de geçmek istiyorum. Sen YouTube'da ne seyrediyorsun Berfu? Yani YouTube'da ben de konuklu programları izlemeyi seviyorum ya. Ve tabii ki Kafa TV. Yani o birazcık aslında bilgi aldığımız yani artık böyle boş boş akan bir şeylerden değil de birileri bir şey anlatsın da hani onu dinleyeyim çok seviyorum. Mesela belgesel falan izlemeyi çok severim. O yüzden öyle şeyleri de çok seviyorum. Öyle tatlar seviyorum yani. Biraz ama o böyle konuk meselesi de yani YouTube'da bence bir tık ayar kaçtı gibi geliyor bana. Net, ben böyle çok sık takip ediyorum. Yeni yapılan işlere bakıyorum falan. Yani masa başında mesela oturan konuşan insanlar var. Karşılıklı konuşanlar falan var ama yani o konuşmadan hiçbir şey çıkmıyor. Ben bir şey çıkmıyor derken illa bir bilgiden bahsetmiyorum. Eğlence evet, de çok önemli bir çıkarım. Önemli. Yani tabii. İki kişi şahane konuşuyorsa işte yani linçteki gibi falan benim için çok büyük bir çıkarım eğlence. Ama ne bir eğlence var ne sohbette bir şey var. Böyle acayip bir boşluk var ve o boşluk devam ediyor yani. Çünkü herkes aşırı yapmak istiyor. Ya evet. Öyle bir yere dönmesi beni mesela inanılmaz soğutmuştu YouTube'dan yani. Bir ara herkesin YouTube kanalı var ki şu anda da yine... Öyle birazcık. Ve herkes YouTube'a bir içerik çekiyor. O bir içerik değil yani. Herkes aynı şeyi çekiyor. Öyle bir içerik şekli mi var yani? Herkes aynı şeyi konuşuyor. Herkes vlog çekiyor. Herkes her şeyi çekiyor yani. Böyle bir şekil olamaz yani. Biraz böyle evrilip daha hani derli toplu hale gelecek bence. Biraz hala daha yolda. Büyük kişilerin girmesi de bence işte sizin de onu etkiliyor gibi hissediyorum. Yoksa artık iyice böyle...
ben çekeyim, ben masa başına oturayım konuşmayayım. Senin normal hayatta muhabbetin çekilmiyor. YouTube çeksen ne olacak yani? Benim canım sıkıldı. Yani şey durumu var bence de. Programcılık yani televizyonda veya YouTube'da yapmanın bir önemi yok. Programının bir önermesinin olması lazım hakikaten. Hmm. Yani programının bir amaca hizmet ediyor olması lazım. Nasıl şimdi sen İlber Ortaylı'yla aslında şu modern gençliği, Z kuşağını birleştirme evet. programları yapıyorsun mesela. Ama bu tam aslında önermesini her şeyle doğru bir şey yani. Oluyor. Dolayısıyla yaptığımız programlarda eskiden eski show programları da bu ünlülerin hiç görmediğiniz yüzünü görecektiniz zin üstüne kuruluydu. Bütün show programı ses. Şimdi o da bitince aslında bütün ünlülerin Instagram'da orada burada olunca yeni formatlar ve yeni önermeler bulmamız gerekiyor. Peki şimdi aslında. Beyaz Televizyon'a geri dönüyormuş. Bu sezon Beyaz Show yapacakmış. Ben gerçi konuştum. Yapacağı şey biraz yarışma programı ve içinde Beyaz Show'dan parçalar gibi. Ne diyorsun? Çok merakla bekliyorum. Yani şimdi Beyazıt abinin orada ne yapacağı çok önemli. Ama ben de hani öyle normal eskiden yaptığı Beyaz Show'u yapacak diye bilmiyorum yani. Daha yarışma programı yani biraz orada onun da besleneceği ki kendi şovunda da onu güzel yapıyordu. Daha halktan insanların olduğu, daha onlarla buluştuğu bir program tasarlayacaktır bence. Çünkü o da biliyor. Ya da çok hani hiç görmediğimiz televizyona çıkan ama Instagram'da kendini çok harcamayan ünlüler dediğimiz yani ulaşılamaz ünlüler geldiğinde bir program onlardan yapacaktır. Onlardan da 7 tane falan kaldı. Yani öyle zaten evet, o da bence 7 tane yapar, 10 tane yapar. Bütün her cuma Beyaz Show izliyoruz'u yapmayacaktır herhalde. Ama çok zor yani şu an o yüzden aşırı merak ediyorum. Çünkü o büyüklükte bir programcının geri gelmesi televizyon açısından çok önemli bir şey. Tabii çok önemli. Yani ben şeyi de çok merak ediyorum ya. Beyazıt abi daha böyle hani işin tatlı kısmı gibi hani daha böyle olumlu bir tip ya. Artık birazcık daha insanlar gerçeklik ve gerçek reaksiyon aradığı için o kadar aradan sonra döndükten sonra o kadar tatlılıkta mı devam edecek yoksa bir tık daha böyle gerçek bir zemine oturacak mı acaba programı? Göreceğiz hep beraber nasıl olacağını. Ama birazcık galiba ya bizim memleketin doğasıyla da çok alakalı. Yani şimdi mesela Amerika'da falan Avrupa'da stand-up'lar 1000 yıldır falan devam ediyor. Hı. Evet. Ve yani hani çok da değişiyor mu? Hani zannetmiyorum benim gördüğüm 10 tane falan talk showcu 10 senedir aynı programı yapıyorlar. Çünkü bizde 10 sene bir programın devam etme ihtimali olduğu şekliyle çok çok az. Galiba seyirci de sıkılgan. Yani hepimiz öyleyiz çok, belki de. Evet. Yani ben de mesela kendi programı bir sonraki sene yapacağım zaman şeyi düşünüyorum yani yine aynı isimlerin bazılarını alacağım da hani değiştireceğim formatta neyi değiştireceğim? Siyaset mi ağırlık yapacağım, spor mu ağırlık yapacağım? Ama izleyici tarafında şey görüyorum ben ya bizde bırak 10 sene ya yeme içme mekanlarına da baksanıza. Türkiye'de şöyle hatırı sayılır 10 yıllık restoran 10 tane falan sayabilir misin İstanbul'da tabii, mesela diye? Yok. Net. Ya burada konu şeye geliyor abi yani programcı olarak senin iştahına geliyor. Evet. Sen ne kadar iştahlı olabilirsin? 10 kere aynı konuyu aldığında 10'u da artık neyi soracaksın ki? Dolayısıyla sen yani burada kendi yaptığın değişikliklerle evet adı az önce konuştumdur ama hani ne katıyorsun? İşte önermesine ne, bir değişik bir formül mü buluyorsun? Gelen konuklara bilmem ne mi? Şu an mesela her türlü işte siyasetle konuşuyorsun. Hani gündeme göre değişebilen güzel bir alan yarattın mesela. Bizimkisi birazcık tabii haber olduğu için orada şanslıyım ben. Çünkü haberde sürekli bir şey oluyor. Evet. Ve aldığın konuk da gündemle ilgili biri olunca her sene alabilirsin yani. Ama talk show'da öyle bir şey yok. Yani talk show'da sen konuk aldığında işte haber sormuyorsun yani. İşte faiz arttı, dolar şu oldu, işte seçim. Senin gündemin bu de. Senin gündemin daha işte talk show içeriği. Onun her sene aynı konuklu olması biraz tabii yorucu. Üçten sonra artık görmek istemiyorsun. Yani bir şeyi de biliyorsun, her şeyini biliyorsun. Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bu sefer onu da yaptık, bunu da yaptık. Bari şunu yapalım deyip saçma bir şey yapmaya başlıyorsun. Yani konu da gülünç duruma düşürecek ya da zor duruma düşürecek. Bir şey yapman lazım ki hani falan filan gibi bir yere geliyor. İşte en son aslında bu links biraz oradan çıktı EYS'de. O yüzden o beni acayip rahatlatmıştı. Hani kendi sert yorumlarına nasıl tepkiler veriyor? Ve bu yorumları ele alış şeklinden dolayı da bir hissiyat oluşuyor seyircide. Bu yeniydi mesela. Şu anda da o benim çok işime yarıyor. Onu yakalamak çok zor. Yani show programında o yüzden şu an senin mesela en büyük şansın şöyle güzel de bir şey oldu. Show programlarda gidince ortalık bana kaldı. Ya ortalık sana kaldı. Bir insan çok kıskanıyor yani. Bütün filmi yok çıkan, ya, şeyi çıkan gelip böyle hani daha kendini ifade ederken yani atıyorum buraya Şahan geldiğinde Gülse Birsel geldiğinde onlar da kendilerini show programında ifade etmek istemez ki. Hani bildiğin daha ağırlığı olan hani siyasi programda olsa, haber programında olsa burada ifade etmeyi daha çok seviyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Ve talk show'ların daha azalmasının sebebi artık sosyal medya o kadar komik ki gerçekten televizyonda komik bir şey izlemek istemiyor insan. Ve o kadar da komik olmuyor. Yani sosyal medya daha özgür bir yer olduğu için orada insanlar daha komik normal olarak. Bir de galiba etkinlik açısından da yani oradaki etki
çok daha hızlı, çok daha fazla, çok daha yayılabilen yüksek. Bir etki. %100. Ya temeli şeydir ama. Hadi Beyaz Şov izleyelim. Hadi bilmem ne izleyelim. Tabii. Ailece televizyon izleme konusunun kapanması burada çok kritik. Ailece birlikte eğlenme bitmesi yani. O yüzden yani komedi programı en tutanı bile 2 rating, 3 rating almasının nedeni o. Birlikte gürelim gitti abi yani. Ya gerçekten şahane bir şey yapıyorsun. Uzun süredir konuşuyorduk. Evet. Yapacağım diyordun. Ve sonunda cesaret edip ha gayret deyip başladım ve çok çok iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla süper ben. Süper gidiyor. Çok mutluyum ya. Nasıl böyle bir anda bunu yapayım geldi bir onu anlat bize. Çünkü sen sonuç itibariyle televizyondan gelen bir yıldızsın. Yani insanlar televizyondan biliyorlar seni çok güzel hareketlerle. O bildiğimiz klasik televizyondan çıkıp hepimizin daha çok seyrettiği televizyona yani dijitale dönme gazı nasıl geldi bir onu bizden paylaş. Ya ben televizyon yaparken de hep YouTube'umu besliyordum. Sonra bir dönem işte kendim de YouTube'a zayıflama challenge'lar bir şeyler çekiyordum falan. YouTube'a hep önem veriyordum. Beraberinde götürüyordum. Sonra artık televizyonda programcılık, eğlence programı yapma konusu kapandı. Yani yok yani. Bir hem bütçesel anlamda hem de o prototip anlamında artık insanlar buna önem göstermiyor. Dolayısıyla tamamen kendime ait bir mecra. Bir kalabalık bir ekibiz. Şu anda bir program var ama sayısını da arttıracağız. Bütün eğlence programlarını yapabileceğim tamamen kendime ait bir alan olması çok fikri çok hoşuma gitti ve ben böyle hedeflerine 5-10 yıllık koyan bir adamım. Yani burasının o geleceği de var. Yani 5-10 yıl boyunca her şeyimi harcadığımda geri dönüşünü alabileceğim, temellerini attığımda da sonuna kadar gidebileceğim bir mecra olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani ilk şeyde çok sevmeye başladım Berfu'yu. YouTube kanalına bir şeyler çekerken hem kamerada hem montajında bilmem nesinde işin kamera arkasını da sevmiştim. Kendine ait olma duygusunu da sevdim. Şimdi televizyonda biliyorsun. Buradan çıkıyor, montaja gidiyor, yapımcı var, televizyoncu, televizyon sahibi bilmem ne bir şeyler var. Burada her şey bize ait. Çok o yüzden YouTube'da reisimiz çok... Berfu zaten. Hepimizden önce topraktan girdi YouTube'a. Topraktan girdik. Ve orada yani şahane şeyler yapmış. Şimdi soracağım sana da. Sen de ne zaman video çekmeye başlayacaksın? Ben senin kanalın abonesiyim falan. Bakalım evet, önce eser abonesi olduğum 3 tane şey var. Biri kendi programın, bir tanesi şey sen, diğeri de Kafa TV. Daha sana hala abone olmadım. Şeyden kırgınlığım var o. Partiden gelmeden hala onu bir şey yapamadım. Ama yani Berfu da gelmedi. Ama Berfu başka bir şey. Berfu'yu ben bağımsızlığını ilan etmiş bir kardeşimiz bizim. Öyle, öyle. Tabii ona başka bir şey diyemiyorum. Ona bir de ona gider yapamazsın. Hayır. Bana yaparsın. Niye tabii bizim başka şeylerimiz, çıkarlarımız var ortalıkta. Başka bir network üzerinde temas. Evet, başka bir ilişkimiz var. Haber ağı var ondan bana gelen bir başka bir şey var ya. Ona ben asla cevap getirmem yani. Şey oldu peki, bu televizyondan YouTube'a geçip bir trip oldu mu ya? Hani böyle bir ya ben daha bir tık daha alt bir şey yapıyorum galiba falan trip oldu mu? Çünkü televizyondan geçen birçok insanda ben onu görüyorum. Valla ben şimdi o kadar onu da sallamayarak o da olabilecektir diye düşündüm ama ben bir başladım. Kendi istediğim gibi yapacağım dedim. O rahatlık direkt insanlara geçti. Yani YouTube'a yap, yani televizyoncu gibi YouTube'a yaparsan olmaz. Ama ben zaten o oranın adamıyım yani. Evet, çok sakin ve istediğim gibi anlattığım, konuştuğum bir ortam kurduğum için hiçbir telaşım da yok aslında. Yani ne olacak, öyle mi olacak, izlensin de şöyle de böyle de gibi değil de tam istediğim samimiyeti biraz istiyordum. O da oluştu. EYS de güzeldi be. Ben seviyordum vallahi. Ha. Çok güzel. Ama şimdi, ben hala benim sana geldiğim videoları seyrediyorum. Bana güzeldi. Geliyor insanlar. Instagram'dan hala gönderiyorlar. Kaç yıl önce. Tabii. O yani biz o Atatürk kapağı yaptığımız dönem falan. Çok hala güzeldi. Daha 3-5 gün önce hala senin programdan videolar atıyorlardı insanlar. Ama işte o günleri unutma. Bak senin elinden tuttuğum o günler var mesela. O dönemlerde EYS'ye çıktığında her şey birden çok popüler oldu. Öyle düşün. Tabii Allah'ım var. Hiç seni. Sen bir Acun Bey iki. İkinizin bana yaptığını. Bir de annemle babam işte yani. Sonra ama sizden sonra onlar. Yani. Çok güzel programdı ama o. Gerçekten evet, 10 Kasım programıydı hakikaten. Şov yapmıştın orada, çok güzel konuşmuştun. Bizim programa da katkısı çok güzel olmuştu. Televizyon büyüklüğünü özlüyor musun dersen özlemiyorum ama. Şu anki durumdan çok mutluyum ama ben. Ama senin büyüklüğün bir televizyona da yakışıyor yani. Evet. Her anlamda. Kütle olarak mı yoksa? Nedir her anlamda. Her anlamda dedim. Hani nasıl anlaşılıyorsa. Ya bilmiyorum, o da belki olur yani. Ben şu ankinden çok mutluyum. Böyle kendi montajı sakin bir ortamda sohbet edip istediğim soruyu sorabiliyorum. Seyirci olduğu zaman abi şöyle bir şey oluyor. Oradaki tepki ne? Gülüyorlar mı? Bir şey var mı? Şu an mesela bizim kendi ekip var izleyen. İstediğin gibi muhabbet ediyorsun. Böyle şeyim ya, mutluyum ya. Bir de zaten galiba zamanın ruhu da değişti. Yani klasik anlamda o televizyon şovu dediğin şovu artık yapabileceğin bir televizyon mecrası da yok. Televizyon izleyicisi de yok. Televizyon izleyicisi ya tartışma programı seyrediyor. Tabii. Ya işte böyle röportaj gibi bir şeyler seyrediyor ya da dizi seyrediyor. Onun dışında böyle baktığın zaman hani eskiden klasik televizyon 2000'lerin başından bugüne hatta belki 90'ların sonra o programların hiçbiri de kalmadı. Muhtemelen izleyicisi yok. Yapı olarak da şöyle oldu bence abi. Yani o beyaz şovlar, Okan Bayülgenler bizim üç adam yaptığımız zaman
ailece televizyon izleme vardı. Evet, Sen de kalabalıktın. Tabii tabii. Seyirci de kalabalıktı. İzlediğin televizyon programı da kalabalıktı. Birlikte bir eğlence haline dönüyordu. Şimdi insanlar böyle komedi işlerini ve televizyon işlerini kahvaltı yaparken, evde yalnızken, evet, bilgisayar oynarken kenarda izliyor. Çok gürültü istemiyor orada. Yani söylediğini mesela, o yüzden senin programını da YouTube'dan izlemek acayip zevkli. Bizim programı biliyor musun? Bak çok enteresan. Mesela televizyondan seyreden çok insan var. Ama bir o kadar, belki bazen çok daha fazla tabii insan sonrasında YouTube'dan seyrediyor. Hatta yazıyorlar falan yani. Ve o söyleneni anlayayım, aksın gitsin, bana eşlik etsin, tam konsantre izlemek yok artık. Ya da böyle büyük büyük şovlar, çok gürültülü kahkahalar, şakalar falan, öyle bir dünya yok yani. Eşlik, yani bildiğin insanlar da biraz yalnızlaştığı için bence. Evet. Böyle bana eşlik etsin, dur lan şunu açayım buradan aksın istiyorlar. O yüzden çok gürültülü, şatafatlı bir şeyden ben de soğudum yani. Kendim de onu izlemiyorum çünkü yani. Evet, hiçbirim sebebi. Ne zaman başlayacaksın sen YouTube'a tekrar? Eylül, Ekim benim de. Sen ne güzel, şahane şeyler yapıyordun ya. Ben bayılıyordum valla. Sonuna kadar seyrettiğin nadir videolar. Ama YouTube çok enerji tüketen bir yer değil mi? Bir de senin de şeyine, kimyana çok uygun. Evet, benim kimyam... Ya ben dijitalde doğmuş büyümüş. 95'liyim yani. Televizyon dünyasında yokum zaten. Dijitale çok aşırı adapte olduğum için daha rahatım orada. Ama biraz böyle durup sonra tekrar başlamak, sonra biraz durup tekrar başlamak daha hayırlı bence. İnsanlar demiyorlar mı niye durdun, neden yok video? Yani biraz alıştılar onlar da ya. Sürekli durmadan tüketilebilir bir şey yapmak çok zor yani YouTube. Ve her hafta 2 saat konuşup onu koymam insanların da kafasını şişirir. Ben kendimi o kadar tahammül edemiyorum. Merhabalar yani, abiciğim. Hayranlarla ben, tamam mı? Yani bir araya geliş, onu en iyi yapan sensin. Yani, evet abi, ben bunu... Müthiş, doğru. Bu çok gerçekten başka bir enerji. Gerçekten bizim olan eser yani. Ama oradaki şeyi ben seviyorum ya. Bir de ya ne bileyim, öyle mi gördüm, ne yaptım? Ben şimdi bu dizide, ilk oynadığım dizide Aile Algan'lar, işte şeyler, İlhan Şeşenler falan vardı ya. Ya ben ilk onlarda gördüm mesela. Böyle bir Beşiktaş'ta merkeze kaydık. Aile Algan, böyle etrafında 1000 kişi var. Herkese fotoğraf çektirip sohbet ediyordu. Şimdi ilk orada görünce, sonra da yani kendi içimde de şey var. Ya adam hayatında seni bir kere belki orada görecek ya. Hmm. Ben o sırada böyle kötü bir hissiyat bırakırsam, evet, kafamda kalıyor abi. Yani ben ona ulan ne dedim ya, belki o gitti üzüldü bilmem ne. Hani çekineyim daha iyi mutlu olurum, anladın mı? Öteki türlü kafamda kalıyor ya. O adam belki çocuğu çok seviyordu da şey oldu diye. O anı değerli buluyorum yani. Berfu mesela oralarda da yine çok zamanım gittiği için böyle bir şey yapmak istiyor. Sen öyle misindir mesela? Yani sen bilmiyorum, dışarıda ilk intiba... Hele bir de bende şey de var mesela... Soruya cevap verirken bir kaşıyla verim. Girme abi, bile girme. Geldiğinde... Abi girme oraya, girme o konuya, girme. Hayır, şu konu çok şey oluyorum ama bu duruma. Mesela çocuklar var şimdi. Çocuklar varken asla fotoğraf çektirmem ben yani. Çünkü onların ailesiyiz biz. O sırada Berfu ya da Eser Yenenler falan öyle bir durum olmadığı için onların o şekilde görmesini istemiyorum asla yani. Hmm. O yüzden Eser'e de bu konuda aşırı hani tabu koyuyorum. Çektiremezsin falan. Çektirirse o bizim için bir mesele mesela. Gidiyoruz eve, böyle yaptın, neden oldu falan. Kavga ediyoruz falan, hani öyle bir konu benim için. Ama ben tek başıma mesela müsait bir zamandaysa tabii ki ben de Eser gibi davranıyorum normal. Kavgaları genelde evde teke tek mi yapıyorsunuz? Teke tek. Hiç böyle ortamda şeyde... Var, ha, yaparız onu da. Ben hiç denk gelmedi sizin kavganız mesela. Çünkü çok kavga etmiyoruz. Hatta neredeyse bence normal bir çifte göre bayağı az kavga ediyoruz. Ama ya kavgalar bizim, yoğun oluyor. Çok bizim yoğun kavga ediyoruz. Kavga dediğim şey bence genelde hep ben iş üzerinden olduğunu hatırlıyorum. Normal iş, ev düzeni ve bilmem ne de tamamen teslim oldum. Hiçbir sorunumuz yok bizim. Ben mesela seni bir kere bir yemekte bayağı zorladım böyle bir. Hani böyle bir şey çıksın böyle işte o yazın. Baktım ama hiç ha, yani yok, hiç şey var, bir de şöyle bir durum var yani, sen son cümlenin sana ait olduğuna çok ikna olmuşsun. Yani bu tartışmalarda evet, Eser ne söylerse söylesin son tarihte senin söylediğin oluyor. Bir de ben bence sen de bana hak verirsin. Ben gerçekten konuları çok iyi yönetip iyi kararlar aşırı, evet, veriyorum. Analizler ve benim, iyi. Benim verdiğim karar doğrudur yani, ben bunu %100 biliyorum ya. Boşuna. Hayır, burada bunun tersini söyleyecek biri varsa otursa konuşsun, sonra istiyorsan eve gidebilirsin. Boşuna Eser'i düşünerek, analiz yaparak vakit kaybetmemize yani gerek yok. Bir de Eser çok yavaş karar veriyor, yavaş analiz yapıyor. 50 taraftan düşünüyor, sakin ol diyorum. Bak bu kadar düşünmene gerek yok. Bu. Tamam, başka gerek var mı düşünmene? Hiç yok böyle patladı oldu mu bu analizlerde, böyle bir işte verdiği kararlarda? Tamam bu iş bizde, bu böyle deyip çıkıp ondan sonra hiç öyle bir şey çıkmayan bir durum oldu. Vallahi enteresan bir şekilde özellikle bütün hem kariyer kararlarında, hayatla ilgili kararlarında hep doğru çıktı.
Ve hepsi böyle ben direnmeme rağmen, bak bu böyle yapmayalım, şu an evet, böyle yapmayalım dememe rağmen tabii. Hep onun dediğini yapıp aslında bu teslimiyet hikayesi var ya hani. Zaman eşine, içinde oldu hanıma yani. Teslim ol, itaat et, rahat et falan geyikleri var ya şimdi baştan itibaren hiç itaat etmek istemiyorsun yani. Hani çünkü bir fikrim var, bir şey var. Ve 40 yaşındasın bir şey, yani benden de 40 yaşındasın bir şey. Sonra bambaşka bir yerden bir fikirler geliyor. Tamam hadi bu sefer senin istediğin olsun. Bu sefer senin istediğin olsun diye. 1, 2, 3, 4 sonra tamam böyle yapalım. İyi tamam deyip hatta artık bir konfora dönüştü bende. Direkt soruyorum, istemiyorsa yapmıyorum. Çok rahatladım yani. Ama bu ehliyeti böyle diyeyim sana böyle 1000 tane karar ve doğru kararla aldım. Ne kadar aldın? Yani bir yandan da sen şimdi Eser Yenenler'sin. Yani bir yıldızsın, çok popüler birisin, insanların çok sevdiği birisin. Bir tripte olmuyor mu ya? Yani ne oluyoruz arkadaş? Tamam evliyiz bir şeyiz ama benim de bir kendi şeyim, özgür ağırlığım var. Hani ben de bir şey, o trip olmadı mı hiç? Ya işte o oldu ama dediğim gibi biraz bu evlilik, çocuk, bu hikayeler arasında ben çok kendi kariyerimle ilgili çok fazla karar vermedim. Yani biraz kariyerimi böyle bir dondurdum gibi bir şey oldu. Sonra kendim işte en son tartışma da demeyeyim yani. Bu dedi YouTube hikayesi var ya orada işte bir dakika ben şimdi Eser olarak, Eser Yenenler olarak böyle bir şeye giriyorum. Haberin olsun dediğimde de hani zaten o fikir mantıklıysa da bir şey demiyor ama... ben oralarda olabildiğince hani kariyersel değil de daha aile odaklı gittiğim için hiç zorlanmadım yani. Net fikir verirse okey yapalım, şöyle yapalım. Çünkü biraz yani hakikaten doğru bence evlilikte biraz o teslimiyet hikayesi zorundasın. Bir de iş hikayesi yani birlikte iş yapamadığın sürece bizim mesleklerde olan insanların bence mutlu de. Evliliği yürütmesi biraz zor bence. Neden? Çünkü çok odaklıyız yani içimize. Çok yani saat belli değil. Gidiyorsun işte arıyorsun konuk geldi mi gelmedi mi bilmem ne gel toplantı. O belirsizlik o şeyin içine girmezse kadın hep bir kendi dışında kalıyor yani. Bir de üretimle yani aslında alakalı evde üretim yapıyoruz sonuçta ve hani kendi alanımızda üretim yaptığımız için üretime dahil olmak zorunda kalıyor evdeki kişi de ve eve iş getirmeme gibi bir şey olmuyor. İkimiz birimizin üretimine dahil olmazsak o zaman dışlanmış oluyor yani evde hissiyat olarak o sözlü bir şey olmasa bile. O yüzden bence çok iç içe zaten. Yani şu an işte Berfu'nun reelslerinde benim oynamam, onun işte benim gelen konuklarımla ilgili yorumları, YouTube'la ilgili verdiği fikirler, çift terapisinin provaları falan. Yani böyle çok iç içe geçince toplamında çok güzel bir evlilik hikayesi çıktı ortaya. Şimdi evlilikteki üretim deyince biraz çocukları konuşalım isterseniz. Üretiyor. Evde üretmiş olduğunuz. Organik. Organik. Evet.